Efendim merhabalar, 14 Şubat sevgililer gününüz hayırlı, uğurlu, kutlu ve mübarek olsun. Biliyorsunuz ben beyinciyim. 14 Şubat sevgililer gününde beyni böyle yapıyoruz ve şuraya bırakıyoruz. Niçin böyle bir şey yapıyoruz? Aşık olunca beyin çalışmıyor. Bana çok sorulan bir soru, hocam aşık olunca beynin neresi çalışıyor? Vallahi pek bir yeri çalışmıyor. Birincisi, şu aşık olma denen meseleyi 14 Şubat vesilesiyle bir kere daha tekrarlamak isterim. Aşk dediğimiz şey bizim kültürde çok büyük bir laf. Bir sürü anlama gelir. Mesela biz böyle beyin üzerinden sorulduğu zaman genellikle kadın erkek arasında neslimizin devamını sağlayan işte o tutkusal bağlanma halini anlatırız aşk deyince. Ama biliyorsunuz aşkın çok farklı çeşitleri var. Hayatın amacına bir aşk duymak, daha yüce efendim bazı amaçlara bağlanmak gibi birçok telmihi de var. Dolayısıyla şu 14 Şubat meselesinde herhalde böyle büyük mevzulara girmemi beklemiyorsunuzdur. Ama diyeceğim o ki bu kadın erkek arasındaki hani nesli sürdürmeye yönelik olarak adına aşk dediğimiz o çekim var ya o çekim. O bizim aslında en temel yaşamsal güdülerimizden kaynaklanan bir şey. Şu anda aranızda bu konuda çok heyecanlı olanlar olabilir. Yenidir muhtemelen. Ya da böyle heyecanı pörsümeye başlamış olanlar olabilir. Onlar da biz artık ne sevgililer günü işte 10 senedir evliyiz falan diyorlardır muhtemelen. Fakat aşk gerçek anlamda insana dair aşkla bu bahsettiğimiz o coşan, taşan, sönen, kaybolan falan şey aynı şey değil. Bir kere onu vurgulamak lazım. Aşk insanı insan yapan en önemli duygulardan bir tanesi. Bir insana bağlanmak, o insanla beraber hayatı sürdürme niyetinde olmak ve onunla bir birlik oluşturmak arzusu. İlk başta evet bir tutkulu ateşlemeyle başlar. Genellikle insan böyledir. Ama sonrasında hep şu soru geliyor, gençlerden şu geliyor. Evlilik aşkı öldürecek mi acaba? Ben de işte efendim yengemle eniştem gibi mi olacağım falan filan. Bu takım sorular çok fazla geliyor. Ateşli tutku çabuk ölür. Erkekteki ömrü yaklaşık 18 ila 23 ay arasında değişir. Çünkü testosteron diye bir hormona bağlıdır. Coşar, zamanla söner. Kadında da yaklaşık benzer bir sürece sahiptir bu tutkulu ateşleme dönemi. Onun da kabaca diyelim 2 sene sürdüğünü varsayalım. Niye böyle bir süremiz var? Çocuk doğsun, büyüsün, kendi başının çaresine bakacak hale gelsin. Ondan sonra herkes de kafasına göre takılsın gibi. Şempanzelerdeki kuralın bize uygulanmış hali gibi gözüküyor. Fakat biz ne yapıyoruz? İnsan olarak farkımız ne? Ömür boyu süren, hatta zihnimiz de ömrümüzü aşan bir boyutta devam eden bazı birliktelikler kurabiliyoruz. Biraz önce şuraya parçalayıp koyduğum beynin o darmadağın olan kısmının tekrar bir araya gelmesini ve çalışmasını sağlayan şey aslında insanda bu. Gerçekten o tutkulu birliktelik döneminde beyin pek fazla çalışmıyor. O yüzden böyle garip garip kararlar veriyoruz. Onun hiçbir hatasını görmüyoruz. Kendimizi kaybediyoruz. Dünya gözümüzden siliniyor. Kuşların sesi şarkı gibi gelmeye başlıyor falan. Anormalleşiyoruz ya. Ama sonra bu normale dönmeye başladığı zaman. Yani iki insan arasında gerçekten insani bir birliktelik, bir amaç birlikteliği, bir yol birlikteliği oluşmaya başladığında işte o zaman 14 Şubatlar gerçek sevgililer günü oluyor. Bu arada bilen biliyor, daha önce de söyledim. Hiç numara yapmayayım. Sevgililer için, anneler için, kabotaj için özel günlere karşıyımdır. Çünkü sevgilinin günü olmaz. Sevgiliye her gün bayram. Eğer sevdiğiniz biri varsa gününe, tarihine, saatine bakmadan aklınıza ne zaman geliyorsa gidin, söyleyin, sarılın, seviyorsan git konuş derler ya. Aynen öyle. Bol bol oksitosin salgılayın. Vücudunuzda kanser hücreleriniz ölsün, stresiniz yatsın, ömrünüz uzasın, hayatınız böyle gül gibi olsun. Günleri beklemeye gerek yok. 14 Şubat kime lazım? Bana lazım. Kamera karşısına geçeceğim. Size iki bir şeyler söyleyeceğim. Dolayısıyla bugün beyni bırakıyoruz. Bugün buraya bakıyoruz. İnşallah. Beyin oldu. Yapamıyorum ki. Beyinci kalbi bu kadar. Şöyle. Rezil ettiniz beni.